Pardon ya. Gel abi. Yasal olarak zaten bu tarz bir yaklaşım yok. Hukuken de bu yasak. Yani son süreçte sadece hekim anlamında değil, özellikle heyette çalışan arkadaşların çalıştığı özel odalar olur. İşte başvuru, randevu verme gibi yerlerde normal yasa gereği özel yaşam alanına girdiği için kamerayla izlenme gibi bir şey yoktur. Ama maalesef biz bunun için daha önce dilekçeler vermemize rağmen dilekçelere red cevabı verildi. Daha sonra biz ses sendikası olarak dava açtık. Hukusal olarak davamızı açtık. Haklı bulunduk. Hem kişi hürriyetini engelleme hem kişinin özel yaşam alanını ihlal etme sebebiyle bu derhal o kameranın kaldırılması gerektiğine dair hastaneye de bu tarzda bir mahkeme sonucuyla gitmemize rağmen yaklaşık 3 yıldır halen bir gelişme sağlanamadı. Biz bunun için tekrardan hem sözel olarak görüşmeler yapmamıza rağmen bir türlü bir adım atmadılar. Bu şeye de aykırı. Şimdi biz kameraları bıraktığımızda direkt orada çalışan arkadaşlarımıza bir nevi siz bu işte parmağınız var gibi bir haksızlığı bir yönlendiriyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı zaten. Biz kendi elemanlarımız, kendi çalışan personelimize, sağlık emekçilerine güvenmiyor muyuz? Bu soru da ayrı bir sorulması gereken bir soru. Yani başlı başına mobbing. Biz daha önceki yaptığımız görüşmelerde işte kameralar biz izlemiyoruz. Sadece orada duruyor tarzında bir cevap bize geldiler. Sonra biz araştırdık. Bu kameraların sistemini bir müdür yardımcısının sistemine aktarılmış. Müdür yardımcısı keyfi olarak orada izliyor. İşte arkadaş sen niye bu saatte burada değildin? Ya arkadaşımız örneğin lavaboya gittiğinde 5 dakika orası boş kaldığında hemen mobbing uyguluyor. Arıyor ya sen yok. Ya da işte sen bu saatte neden çıktın veya farklı farklı bir türlü bahanelerle bunu bile özel yaşamına da müdahale olarak şey yapıyorlar. Özellikle orada çalışan sağlık emekçi işte kadın arkadaşlarımız var. Kadın arkadaşlarımız biz burada çalışıyoruz. Ya farkında olmadan bizim özel alanımız orada hem giyiniyorlar hem de normalde çalıştıklarında işte bir elbisesini düzeltme olur. Yani çünkü kamera orada 24 saat gözetliyor. Biz de çalışma esnasında bazen o kameranın varlığından bile bir haberdar olup o anda bir üstümüzü düzeltme veya da farklı bir şey. Yani bu tarz sıkıntılar aşırı bir personelde çalışan emekçilerde rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Tabii ki bu zaten direkt özel hayatın ihlalidir. Yani sonuçta bizim kendi alan bize ait, bizim özel alanımız. Evet, biz o alanda çalışıyoruz. Hizmet sunuyoruz ama o hizmetten sonra o hasta olmadığında veya başka bir şey olduğunda biz kendimiz orada oturup dinlenebiliyoruz. Öğlen araları oturup uzanabiliyoruz, bir çay içebiliyoruz. O esnada zaten bizim kendi alanımız, kendi özel yaşantımız ona ihlal, %100 ihlal. Zaten açtığımız davada da mahkeme sonucu bunu bir gerekçe gösterip bu kameranın kaldırmasını öngörüyor. Biz açıkçası ilk hukuki bu yola başvurduğumuzda cevabın gelmesinden dolayı biz hani normalde artık öyle bir ülkede yaşıyoruz ki hukuku, hakkı, adaleti tanımayan yani en küçük idaresinden tutun en büyük idaresi maalesef hukuku bile artık tanımıyor. Biz bu kadar da hani en azından bu öyle bir tarzda özel yaşamı ihlal eden konularda idarenin en azından bir adım atacağını bekledik. Özellikle biz hani hep sürekli iletişim yollarını kapatmama taraftarıyız. Sürekli iletişim halindeyiz. Buna rağmen şu ana kadar bir gelişme sağlanmadığı için biz bundan sonra tekrardan hukuki yollara başvuracağız.